Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla eski kot parçaları yeniden hayat buluyor. Atölye çalışmasında kadınlar Japon dikiş tekniği, şaşiko yöntemiyle kot atıklarını kullanarak yeni kıyafet tasarlıyor. Eskiyen kotlar artık çöpe atılmıyor, usta ellerde yeniden hayat buluyor. Antalya Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde azalt, tekrar kullan, geri kazan sloganıyla eski kot parçalarını kullanarak yeni kıyafetler tasarlanması amacıyla bir atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasında çevre aktivisti Zeliha Sunal katılımcılara eskiyen terzi atığı olarak adlandırılan ürünleri yeniden kullanılmasına ilişkin bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Bir tişörtü 12 bin ton su harcayarak yapılıyor. Geri dönüştürülüp yeniden kumaş yapılamıyor. Dolayısıyla bunları biraz daha dikkatli kullanmamız gerekir. Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerken gerçekleştirilen etkinlikte kadınların evlerindeki kot parçalarıyla yeni ürün tasarlayarak yeniden kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Evlerindeki kullanmadığı ya da eski gördüğü kotları, iplikleri, kumaşları getirdi. Üzerlerinde çeşitli motiflerle, çeşitli işte bir Japon işi hatta sanatıyla da bunu destekleyerek bir yeniden bir tasarım ürünü tasarlayacaklar.